Yaş Aldıkça'dan merhaba sevgili konuklar. Bugünkü konuğumuz Dolunay Gökçeoğlu Soygazi. Kendisi Gönyeli Alayköy Belediyesi Yaşlılara Hizmet Birimi Sorumlusu. Hoş geldiniz Dolunay Hanım. Hoş bulduk. Programımıza konuk olmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum size. Biz de size teşekkür ediyoruz. Yaşlılara hizmet konusunda ve ulaşım konusunda bence belediyeler ilk rolü üstleniyorlar. Evet. Çünkü bireyler, yaşlı bireyler, gerek genç bireyler de bir hizmete ihtiyaç duyduklarında akıllarına ilk gelen kurum belediyelerdir. Hem de telefon numaraları genellikle hep kayıtlıdır. Ve yaşlılara hizmeti bir hedef haline getirmek bence belediyelerin de görevlerinden biri olmalı. Doğrudur. Bu bağlamda neler yaptığınızı sormak istiyorum size belediye olarak. Bu bağlamda neler yapıyoruz? Tansiyon şeker takiplerimiz var. İki ekibimiz, iki hemşiremiz var. Ayda bir tansiyon şekerlerini takip ediyoruz. Gerektikçe hastaneye götürüyoruz yaşlılarımızı. Özellikle gidemeyen, ulaşım sorunu olanlar. Evet. Yatalak hastalarımıza özellikle evde hizmet veriyoruz. Pansuman, tansiyon şeker. Çok güzel. Evet. Doğum günlerinde hediye sunuyoruz onlara. Evet. Berber ve kuaför hizmetlerimiz var. Bayanlar ayda bir saç kesimi, saç boyası yapabilir. Erkekler ayda bir saç kesimi, haftada iki sakal tıraşı olabilirler. Çok güzel. Evet, yatalak olan gene üyelerimiz varsa onlara evde hizmet veriyoruz. Kuaför ve berber hizmetlerimizi. Bahçe temizliği yaptırıyoruz yaşlılarımıza. Engelli vatandaşlarımıza ulaşım sağlıyoruz. Geziler düzenliyoruz. Bahar gezilerimiz var. Yeni yıl, evet, yeni yıl yemeklerimiz var. Sosyalleşmeleri açısından onlara çok iyi gelir. Tabii. Hatta en iyi gelenler diyebilirim. Evet. Öyle hizmetlerimiz var. Kaç yaş üzeriyle çalışıyorsunuz? 65 yaş. 65 yaş. Yaş üzeri. Ve üzeri olan her birey, Gönyeli'de oturan her birey bize üye olabilir. Evet. Buradan duyurmak açısından soruyorum. Belli bir listeniz mi var? Bu listeye dahil olmak evet. mı gerekiyor? Aynen. Çünkü anladığım kadarıyla yatalak olan bireylere siz hizmete gidiyorsunuz. Ama eli ayağı tutan bir bireyse de sanırım belediyeye mi geliyor ya da nasıl yaptırıyor bakımını? Tansiyon şeker takiplerimiz evlere gidilir. Evet. Yatalaklara da tabii ki evlere evet. gidilir. Daha yani ya, biz gideriz hep. Hep siz evde hizmetimiz vardır. Çok güzel. Evet. Yaşlı bireylerin aslında ihtiyacı olan tam da budur Dolunay Aynen. Hanım. Yani evden çıkmak tabii ki sosyalleşme açısından çok güzel. Eminim yılda hani birkaç yapılacak olan etkinliği de dört gözle beklerler. Çünkü onlar için çok büyük etkinlikler bunlar. Bizim için çıkıp bir restorana gitmek, bir yemek yemek, yeni bir yer görmek artık sıradanlaşsa da evet. onlar için bekledikleri bir aktivite, bir eğlence haline geliyor ve bu çok kıymetli bence. Evet. Ama bunun yanı sıra örneğin saç, sakal tıraşı için, sağlık kontrolleri için dışarıya çıkmak bir o kadar da eziyet haline gelebiliyor. Evet. Bu bağlamda da eve hizmet vermeniz çok kıymetli. Bahçe bakımından bahsettiniz. Gönyeli'de çok fazla müstakil ev bulunuyor örneğin ve bahçeleri de var. Bahçe bakımını genç bireyler bile çok zorlanıyor yaparken. Yaşlı bireyler için bunu düşünmeniz de çok önemli. Evet. Çünkü çok zor. Maddi olarak da zaman zaman zorlayıcı olabiliyor. Çünkü ihtiyaçları var, sağlık ihtiyaçları, giderleri var. Ve bunun yanı sıra siz bu hizmeti de veriyorsunuz. Bu çok kıymetli. Çitleri varsa çitleri budanır. Bahçesinin temizliği varsa onlar yapılır. Çok güzel. Evet. Peki kaç birey kayıtlı belediyenize Dolunay Hanım? Aşağı yukarı 1550 civarı üyemiz vardır Gönyeli'de. Evet. Alayköy'de 240 civarı. Hı hı. 50 civarı da Yılmazköy'de bilirsiniz. Bu sene birleşti Gönyeli evet. Alayköy Belediyesi. Evet.
Bayağı hizmet verdiğiniz kişi var ve ekibiniz evet. Eminim bu konuda çok yoğun. Çünkü çok kadar, çok aşırı yoğun evet. Evet yani bu kadar kişiyi sıraya almak ve o hizmeti de düzenli bir şekilde vermek. Hem sıraya alırken hem de o kişilerin uygunluğunu da araştırmak ve ona göre hizmet vermek zorlayıcı olabiliyor diye düşünüyorum. Kaç kişilik bir ekibiniz var? Ekibinizde kimler yer alıyor? İki ekibimiz var. Tansiyon şeker takiplerinde iki hemşiremiz, iki yardımcısı vardır. Onlarla birlikte yaparlar. Evet ve berberler, kuaförler. Berberler, kuaförler ayrıdır. Onlardan hizmet alarak. Gönyeli'deki mevcut olan kuaför ve berberler evet. ve Alayköy'dekiler de tabii ki isteyen yapabilir. Bu hizmetleri veren belediyelerin ben bir adım önde olduğunu, hatta belki 5-6 adım önde olduğunu düşünüyorum. Evet. Çünkü belediyecilik anlayışında artık birazcık daha bireysel de düşünmek gerekiyor. O bireyseli birazcık daha topluma entegre etmek gerekiyor. Ve eğer bir bilmiyorum ama bu tarz hizmetleri vermeyen belediyeler var mı, kaldı mı inanın bilmiyorum ama bence bu tarz hizmetlerdir bir bölgeyi ayakta tutan. Evet. Yani bir refüjde olan çiçekten ziyade o belediyenin verdiği hizmet ne durumdadır? Evet. Yani bahçesindeki ottan düşünün, tutun. Saçının uzamasından, sağlık hizmetinden bunlar çok kıymetlidir. Ve az önce verdiğiniz bir detay da var. Ulaşım hizmeti de sağlıyorsunuz. Veriyoruz, evet. Evet. Hastaneye gitmeyi isteyen bireylere mi bu hizmet? Şimdi bir var diyaliz hastalarımız, onların taşımacılığını yapıyoruz. Çünkü onlar çok bitkin olurlar şeyden çıktıklarında diyalizden. Onlara veriyoruz. Bir engelli ve özel çocuklarımız var. Onları okullarına taşıyoruz. Böyle. Peki ailelerin bu konuya yaklaşımı ne durumdadır? Çünkü aslında siz ailelerden de çok ciddi bir yük alıyorsunuz. Yani doğrudur. Düşünün ki akşama kadar çalışan bir evlat, akşama kadar çalıştıktan sonra ya da özel sektördeyse özellikle fark evet. etmiyor aslında. İzin alıp sürekli doktora götürmesi zor. Tansiyonu çıktı mı, saçlarını kestirmesi zor. Çünkü hayat bir taraftan devam ediyor. Bu konuda aileler de herhalde müteşekkirdir size. Tabii ki, tabii ki. Evet. Ayrıyeten bir de sağlık ocağımız açıldı. Ona başlıyoruz hizmete. Ne zaman hizmet vermeye başlıyorsunuz? Başladı aslında yavaş yavaş ama tam böyle sisteme oturtamadık. Niçin oturtamadık? Hemşire sorunumuz oluştu. Evet. Hemşire geldikten sonra daha fazla ama gene de yavaş yavaş başladık. İşte mesela doktora gidemeyenler, evde bakımı olması gerekenler, kardiyoloğumuz vardır. Çok güzel. Evet, onun gözetiminde hizmet vermeye başladık. Evet. Bulunduğumuz bölgeye yakın sağlık ocağının olması, belediyeye adım attığımız anda ihtiyacımız olan desteği giderebilmemiz, alabilmemiz çok kıymetli bence. Evet. Köyleri de düşündüğümde ya da benim rahmetli anneannemi düşündüğümde yürümekte çok zorlanan bir bireydi. Bir tüp alacak olsa örneğin o tüpü birine taşıttırması gerekirdi. Çünkü biz zaten uzakta kalıyoruz. Eve akşam üzeri gelecek olan bir aile yakını varsa ona taşıtırdı. Ama bir tansiyonunu ölçme konusunda evet belki bilinci yerinde olan birisi bir birey tansiyon aletini artık zaten dijital takıp kontrol edebiliyor ama kendisini iyi hissetmediğinde yakında bir sağlık ocağı yoksa güvende de hissetmiyor aslında. Evet. Tüm bu hizmetlerin yavaş yavaş sıraya koymak ve hizmete başlamak bence o bölgede kalan bireylerin yaşamındaki güven hissini de arttırıyor. Evet, çünkü doğrudur. Elimin altında bir telefon mutlaka var her yaş grubunda. Şu anda bir telefon var ve ben biliyorum ki o telefonu alıp da birisini aradığımda hemen bana hizmet gelebilir. Bu çok kıymetli.
Saçı kesme konusunda da aynı şekilde. Yani kişisel bakımını yapamayan bir bireyin hayata karşı motivasyonu da çok düşer. Aynen doğrudur. Bu konuda yaptığınız destek aslında kişinin psikolojik iyi oluşunu da destekler. Evet. Peki Dolunay Hanım, üye olmaktan bahsettiniz. Üye olmak için belli bir şey yapmak gerekiyor mu? Aylık belli bir ücret mevcut mu? Ya da nasıl üye olunabilir belediyeye? Belli bir ücreti yoktur. Ücretsizdir bütün hizmetlerimiz. Evet. Üyenin tek yapması gereken 0533-825-3199'u arayıp 65 yaşında olduğunu söylemek yeterlidir. Biz o kişilere ulaşıyoruz. Siz o kişilere ulaştıktan sonra belli bir iletişim de kuruyorsunuz, evet, aslında. Evet. Bu işi yaparken kişisel özellikler de çok önemli diye düşünüyorum. Nasıl iletişiminiz var yaşlı bireylerle? Nasıl bir dinamik kurdunuz? Bunu da anlatalım. Çünkü belki başvururken gerilebilecek kişiler var. Daha çok ihtiyaçlı olduğunu hissetmelerini istemem. Çünkü bu hepimizin aslında bir noktada ilerleyen vadede ihtiyacımız olabilecek şeyler. O nedenle nasıl bir iletişiminiz, nasıl bir ağınız mevcut onlarla? Aslında nasıl diyeyim? Benim çocukluktan gelme bir şeyim diyeyim. Babamdan dolayı. Babam Mustafa Gökçeoğlu, araştırmacı, yazardı. Hep araştırdı bir ömür boyu ve ben babamın kitaplarını dizdim. Mesela yaşlılara gidip ses kaydı aldık falan. Onun için çok aşinaydım aslında İletişim. Yaşlılarla. İletişimim çok güçlüydü her zaman için. 18 yıldır zaten bu görevi yaparım. Evet. Gerçekten çok severek yaparım. Zaten sevmezsen bu bölümde, evet, bu, evet, yaşlılarla zor, kolay değil aslında şey yapmak, iletişim kurmak. Bir de içtenliği hissederler diye düşünüyorum. Evet. Yani asık bir suratla gitmek yaşlılara ya da iletişim kurmak. Çok zor. Çok zor. Evet. Üstelik de zaten bir kere asık bir suratla, düşük bir ses tonuyla onlara cevap verirseniz bir kere daha ne kadar ihtiyaçları olsa da aramazlar. Aynen. Zaten bu bölümün kurulma amacı aslında yaşlılarımızı mutlu etmek. Evet. İhtiyaçlarını karşılamak, sırası geldiğinde yanlarında dert ortağı olmak, bulunmak yani onlara. Evet. Onları kırmamak lazım. Bir gün bizim de yaşlanacağımızı düşünmemiz lazım. En önemlisi, evet, o. Nasıl ki kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyleri yaşlılarımıza yapmamamız lazım. Tabii, tabii. Kaldı ki anladığım kadarıyla zaten birçoğunun bilinci de yerinde olan bireylerdir. Evet, ve doğrudur. Aslında sadece fiziksel kısıtlılık ya da yorgunluk da aslında, yani, evet, bizim için çıkıp markete gitmek ya da ne bileyim bir doktora gitmek çok da zor bir şey değil. Günün içerisinde bir yarım saate sığdırabiliyoruz biz bir doktor tabii ki, ziyaretini. Tabii ki. Ama yaşlı bireyler için bu o kadar da çok kolay zor değil. Gidecek, doktora gidecek, endişe içerisinde bekleyecek. Hatta ben kendimi nemden hatırlıyorum. Tansiyonunu her ölçeceğimizde eli ayağı titrerdi ve tansiyonunu zaten kendi kendisine yükseltirdi. Doğrudur. Evet, yani o stres, o sıkıntı aslında bizim gördüğümüzden çok daha stresli noktadan bakıyorlar. Bazı konulara daha çok gözlerinde büyütebiliyorlar. Evet. Bir de ağırlık olmayı istemiyorlar hiçbiri. Ve siz zaten severek, güler yüzle, güçlü bir iletişim ağıyla yaklaştığınız takdirde bence yük değil, aynı zamanda da bir arkadaşlık, bir yoldaşlık olduğunu fark ederler. Ve bence bu da aslında size ulaşımı kolaylaştırır, keyifli hale getirir. Evet. Ama doğru muyum bilmiyorum, siz cevap verin buna. Belki de zaten siz hizmet verirken onların da tecrübelerinden faydalanmak tabii size katkı sağlıyor. Tabii ki. Anlatacak çok hikayeleri olur eminim. Tabii ki. Zaten çoğu yaşlı genelde evde yalnızdır. Siz gittiğinizde işte bırakmasın ister sizi, sohbet edesiniz sürekli. Evet. İçini döksün. Evet. İşte bunlar da çok önemli. Yani gün içerisinde sohbet etmeleri, bir 5 dakika olsun bir şeyleri anlatabilmeleri. Evet, evet. Çünkü biz güne başlamadan mesela sabah hazırlanırken
Eğer biriyle hiç o saatlerde konuşmazsak işe başladığımız zaman ses tonumuz bile daha açılmamış olur. Evet. Düşünün ki bazen evin içerisinde hiçbiri olmayan bir birey henüz arayanı soranı çok fazla yoksa olsa bile gün sonunda arayabiliyorsa evet. Sesi bile açılmadan belki hiç konuşmadan gününü geçirir. Doğru. Ama o yaşam sevincini vermek belediye olarak da çok kıymetli. Çünkü evet siz bu bölgede yaşıyorsunuz. Siz bu bölgede hayatınızı geçiriyorsunuz ama belki sizin o güler yüzünüz, belki o sohbetiniz daha sonra bir fesikanına gülümsemesini, fesikanını bile sevmesini, sohbet etmesini ki ben kendi ninemden hatırlıyorum. Penceresinin içinde bir fesikan vardı ve mutlaka onunla hep seslenirdi her sabah. Yani evet. Evde biri olsun olmasın. O onun motivasyonuydu mesela ve derdi ki o da sevgiyle büyür. Ben de sevgiyle büyüdüm. Birlikte birbirimize arkadaşlık ediyoruz. Doğrudur. Aslında çiçek de bir canlı, evet sohbet edemiyor belki ama ona sevgisini aktarabiliyor. Ama bunların her biri hayatımızdaki bireylerin bize kattığı motivasyondan geçer. Evet. Yani nenemin evin yaşadığı bölgede belediyenin böyle bir hizmeti yoktu. Ama ne vardı? Komşularının sizin verdiğiniz hizmetleri vardı. Çok güzel. Evet. Ama şimdi artık bu büyümüş belediyelerde de bu hizmetin verilmesi çok önemli. Bunu çok gördük önemli. Sonra çok mutlu oluyorum. Evet. Peki Dolunay Hanım, dilerseniz bize beklentilerden de bahsedin. Çünkü evet sağlık hizmetiniz var, belirli kişisel bakım hizmetiniz var ama aynı zamanda sosyalleşmede en büyük motivasyon yaşlılarımıza. Evet. Sizinle nasıl bir iletişim kuruyorlar, nasıl yaklaşıyorlar? Neler yaşıyor bir belediye çalışanı bu alanda hizmet verdiğinde? Şimdi ziyaretlerimiz bölge bölge ayrılmıştır. İki ekibimiz vardır. İki ayrı bölgeye gidilir. Evde bulamadığımız üyelerimize bir kağıt atılır. Geldik bulamadık. Bu numaradan bizi arayınız. İsterseniz dilerseniz tekrar geliriz diye. Arayanlar olur. Teşekkür ederek gelen ay gelirsiniz diyenler olur. Böyle bu sisteminden devam ediyoruz. Evet. Bu da bence çok önemli. Çünkü eskiden çiçek koyarlardı kapıya evet. Mesela. Ziyaret edildiğini bir birey anlardı. Şimdi evet. Sizin bu yaptığınız bu kağıdı gördüğünde bile bak ziyarete gelinmiş aslında. Hani unutulmadım şeklinde bir yaklaşım da olabilir. Çünkü evet. Bildiğim kadarıyla bir listeniz var ama arada tatil günleri giriyor. Tabii ki. Yani birey ziyaret edileceğini biliyor ama hangi gün olduğunu evet bilemez. Bilemez. O da bir sürpriz haline gelir bence. Evet. Yani orada da sizin gidip de işte belki o gün kimseyi evine beklemezken ziyaret etmeniz, hadi gel birazcık ilgileneyim, tansiyonuna bakalım, şekerine bakalım denmesi de bence çok güzel. Burada hem yalnızlığı paylaşıyorsunuz, hem hayatı paylaşıyorsunuz, hem de aslında var olduğunu hissettiriyorsunuz evet. Bir bireye. Çünkü kişi yaşadığını sadece kendi hayatını idame ettirirken hissetmez. Bir şekilde fark edildiğini, görüldüğünü hissetmek ister. Evet. Ve sizin bu yaptığınız destekler aslında kişinin hala görüldüğünü, hissedildiğini, fark edildiğini de kendisine fark ettirir. Evet. Bunun yanı sıra bildiğim kadarıyla farklı destekleriniz de var Dolunay Hanım. Evet. Sadece doktora götürmek, hastaneye götürmek değil, aynı zamanda hastanede mesela bir ilaç yazıldığında onlara nasıl ulaşım sağlıyorsunuz? Ya da birey kendisi mi gidip alıyor bu ilaçları? Çünkü bu da çok önemli. Yani evet. Ben nenemden hatırlıyorum. Bazen bizim Lefkoşa'dan alıp da bir şekilde tekrar köye götürmemizin gerektiği ilaçlar olurdu. Tabii daha sonra köyde eczane açıldı mesela ve sağ olsun Güner eczaneyi açtıktan sonra elinden geldiğince kendisine gelemeyen yaşlı bireylere kendisi ulaştırdı. Yapıyor. Peki burada siz bunu nasıl yapıyorsunuz? Çünkü kısa bir mesafede değil yani Gönyeli, Alayköy ve Yılmazköy. Yılmazköy evet. Nasıl ulaşıyorlar bu ilaçlara? İlaçlarını alamayacak durumda olanlara veya hastaneye gitmek istemeyen üyelerimiz bize ulaşıyor. Evet. Biz onlara haplarını hastanede yazdırıp alıp ve evlerine götürüyoruz. Çok güzel.
Bu da aslında bence büyük bir destek. Çok büyük bir yüktür tabii. Aslında yaşlı bireylerimiz için. Çünkü hastanede bilirsiniz çok bekleme var, çok şey vardır. Bunları yaşlının yaşamaması için Tabii. biz yapmaya çalışıyoruz bunları da. Sıra beklemek zaten Sıra ciddi. bekleme çok ciddi bir sorun, evet. Evet, başlı başına sıkıntı. Evet. Orada bazen insanlar gerilebiliyor, bazen işte sıkıntı yaşayabiliyor. Mesela ben en son birkaç ay önce hastaneye gittiğimde bir yaşlı bireyi gördüm ve randevu alması gerektiğini bilmeden hastaneye gidiyor. Evet. Fakat orada tabii ki bir sistemimiz var. Yani biz aslında sisteme isyan ederken bir sistemin oturtulması da gerekiyor. Ama sistemde oturtulduğunda da karşı yanıt vermememiz gerekiyor. Çünkü Tabii ki. belirli bir düzen gerekiyor her şey için. O yaşlı birey hastaneye gelirken randevu alması gerektiğini bilmiyordu. Ve çalışanlara ciddi şekilde tabii yaşlılığın işte otobüse binip çıkıp gelmenin terminale geldikten sonra tekrardan otobüs alıp da hastaneye gelmenin stresiyle ki ben genç olarak bile bunu düşündüğümde gözümde çok büyütüyorum ve bunu yapabilen yaş almış bireylere de çok büyük saygım var. Kesinlikle çok büyük saygım var. Evet. Ama çalışanlara tepki göstermeye başladı. Siz ne biçim insansınız? Ben köyden çıktım geldim. Sabah bu saatten beri ayaktayım, açım. Bir tahlil bile yaptıramayacak mıyım? Vesaire şeklinde. Ama mesela bu bireyin bu konuda destek alabileceği, fikir alabileceği bir belediye de çalışanı olsa ve bunu bilse ve kendisine randevu alsa sizin yaptığınız gibi Evet. ve belki de ulaşımını bile sağlasa ne kadar Ulaşımını büyük. sağlarız zaten. Yani mesela Evet. aracı olmayan, sabahtan kan almaya gidecek olan bireyleri hastaneye ulaştırıyoruz. Evet. Veyahut yataklaksa, yatalak olanlara evde kanını alıyoruz. Ailesi ulaştırıyor hastaneye mesela kanları. Öyle de hizmetlerimiz var. İşte bu da çok kıymetli çünkü siz bunu belediye olarak Gönyeli Alayköy Belediyesi olarak yapıyorsunuz. Umarım özellikle köy bölgelerinde de bunlar artışa geçer. Bilmiyorum ne yapıldığını. Belki şansımız olur ve ekranlardan onları da yansıtırız. Evet. Ama bu yaptığınız hizmetler çok kıymetlidir Dolunay Hanım. Çünkü Evet. bizim için çok basit olduğunu sandığımız her davranış, her hareket yaş almış bireyler için çok daha zorlayıcı hale gelebiliyor. Evet. Hem fiziksel hem de düşündüğünde psikolojik olarak da yapamayacağını düşündüğü şeyler, eylemler çok daha yıpratıcı olabiliyor. Siz hayatı kolaylaştırıyorsunuz bu bireylere. Bu da çok kıymetli. Umarım çalışmalarınıza bu şekilde devam edersiniz ve sizi tebrik ediyorum yaptıklarınızdan dolayı. Teşekkürler. Çok kıymetli ve bu işi de severek yapmak gerekiyor aslında ki Aynen. Az önce de bahsettiğimiz gibi devamlılığı olabilsin. Evet, iş olarak görmeyeceksiniz. Yani iş olarak gördüğünüz anda yapamazsınız zaten. Tabii kesinlikle. Yani gönülden destek verebiliyor olmak lazım. Gönülden o telefon arandığında motive bir şekilde açabiliyor olmak. Of puf yaparak, söyleyerek çok daha verimli bir hale getiremeyiz bunu. Kesinlikle. Evet. Dolunay Hanım hem yaptıklarınız hem emekleriniz hem de bu programa katıldığınız için çok teşekkür ediyorum size. Biz teşekkür ederiz. Sevgili konuklar, Yaş Aldıkça'nın sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bir konu ve yeni bir konukla karşınızda olacağız. Kendinize çok iyi bakın, sağlık ve huzurla kalın.